Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde ikizkenar yamuktan bahsedeceğiz. Yan kenarların uzunlukları eşit olan yama ikizkenar yamuk denir. Bakın buradaki gibi. Bakın AD uzunluğu, CB uzunluğuna eşitse ikizkenar yamuk adını veriyoruz. Tabii ikizkenar yamuktaki özelliklerden bir tanesi, hatırlayın dörtgenlerden de vardı bu özellik. Karşılıklı olan açıların toplamları daima 180 derece eşittir diyebiliyorduk. Öyle değil mi? Bu özelliği hatırlıyor olmamız lazım. Bakın bir taraftaki açı A ise diğer taraftaki açı 180 eksi A diyebiliyoruz. Aynı zamanda taban açılarının eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da yine özelliklerimizden bir tanesi. Devam ediyorum. İkinci özelliğimiz, dikkat edin, tabandaki bütün mesafe AB uzunluğu A'ya eşit. Tepedeki uzunluk DC uzunluğu C'ye eşitse arada kalan şu AE uzunluğuyla FB uzunluğunu bulmak için alt tabandan üst tabanı çıkarıp ikiye bölüyoruz gençler. Bu bir özellik. Bunu bir kenara not alın mutlaka. Önemli bir özellik. Üçüncü özelliğimize geldiğimizde, şimdi köşegen uzunluklarının birbirine eşit olduğunu görüyoruz biz. Özellikle ikizkenar yamuktan bahsederken. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bakın çizdiğim Z kuralıdır. İçler açılar birbirine eşittir. Yani şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşittir. Bunlara dikkat edelim. Aynı zamanda diğer açılar da yine birbirlerine eşit olacaklar. Bu da bize şöyle bir avantaj katıyor. Şimdi göstereyim. Hatta kalınlığı da biraz arttırırsak. Rengi de değişti. Bakın böylelikle şu DO uzunluğunun OC uzunluğuna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda OA uzunluğunun OB uzunluğuna eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Burada dikkat ederseniz arka tarafta iki tane benzer üçgen çıkacak. Benzer üçgenin özelliklerini hatırlıyoruz. Öyle değil mi? Bakın bir kenar, tek çizgi ve iki çizgilik açı var. Aynı şey arka tarafta da geçerli. Dolayısıyla bu üçgenlere de benzer üçgenler diyebiliriz. İkizkenar üçgenler diyebiliriz. Benzerliklere de dikkat etmekte fayda var. Evet. Devam ediyorum. Geldim birinci soruya. Şimdi soruları çözerken ekrana yaklaşacağım gençler. Bu yüzden kalınlığı birazcık küçültüyorum. Ekrana da yaklaşırsak. Şimdi ABCD ikizkenar yamuk demiş bize. Buradan aşağıya bir dik çektiğimizi düşünelim. Sonuçta 120 derece ise tavandaki açı 60 derece. Dolayısıyla buradaki açının da yine 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Tepedeki açı o halde 30 derece. 30 derecenin gördüğü mesafe eğer A ise 90 derecenin gördüğü mesafenin 2A olduğunu biliyoruz. Pisagor'un şu hipotenüsünde A kök 3 olması gerektiğini biliyoruz diyebilirim. Öyle değil mi? Aynı zamanda yine şunu da indirsek buranın da A olduğunu söyleyebiliriz. Buranın da X olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geri dönelim. Şekli birazcık uzaklaştırdım. Dikkat edersek İki tane A ile X'in toplamı 12'ye eşit. Bu birinci özelliğimiz. Aynı zamanda şurada bir Euklid bağlantısı var gençler. Bakın şurada. Bir Euklid bağlantısı var. Ve şunu biliyoruz. Hatta taban açı 60 derece, tepe açı 90 derece ise şu açı da 30 derecedir diyebiliriz. Buna tekrar yakınlaşayım, öyle yazayım. Bakın bu açıya 30 derece yazabilirim. Bu durumda 30'un gördüğü 2A ise 90'ın gördüğünün 4A olması lazım. O halde burası 2A'ya eşit. Bütün 4A, tekrar uzaklaştım. Bütün 4A 12'ye eşit. O halde buradan A 3'e eşit diyebilirim. X yerine de 2A yazmamız lazım. A'yı gelip 3 olarak burada yerine yazarsak 2
çarpı 3'ten x eşittir 6 diyebiliriz. Tamam. Devam ediyorum gençler. ABCD ikizkenar yamuk. FC açıortay doğrusu. Dikkat edin. Yukarıda verilmiş. EB uzunluğu 26 santim, EF uzunluğu 28 santim, EC uzunluğu 8 santim, BC uzunluğu x olduğuna göre x kaç santimdir diye sormuş. Kalınlığı biraz küçülttüm. Ekrana yaklaşacağım gençler. Burada şuna dikkat edin. Bakın şurada sonuçta bir z kuralı var. Z kuralı iç ters açıların eşit olduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla bu açıda eşit diyebilirim. Aynı zamanda dikkat edin. Şunlar eşit açılar. Dolayısıyla tam ortadan bir dikme inersek iki eşit parçaya ayırır taban. Bütün mesafeye bakıyorum. 28 artı 8'den bütün mesafe tabanda 36. 18, 18 ayrılması lazım. 8 buradaysa demek ki şu mesafe 10 birim. Arkada kalan mesafe de 18 birim diyebilirim. Şu yükseklik 26'ymış. O halde bakın burada bir Pisagor bağlantısı var aslında. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. Şurası 10. Şurası 26. Bu aslında 5, 12, 13 üçgenin iki katı. O halde şu taban 24. Tabanı 24 yazıyorum. Şimdi rengi değiştirelim. Bakın şuna bakacağız. Şurada bir üçgenimiz var. Tabana baktık 18. Buraya baktık 24. Ekranı büyütüyorum. Yan tarafta çizelim. Baktık 18. 24. Şimdi bakıyorum bu altının 4 katı. Bakın 4. Bu altının 3 katı. Bakın 3. Demek ki aslında 3, 4, 5 üçgeni var. Ve bu da 6'nın 5 katı. Dikkat edin. Burası da x eşit. Yani aslında x'in 30 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Devam ediyorum. ABC'de ikizkenar yamuk. Dikkatli. Dikkat ederseniz. DC uzunluğu AB'ye paralel verilmiş. Yamuğun yüksekliği kaç santimdir diye sorulmuş. Şekle biraz yaklaştım. Şimdi tepeden aşağıya dik çektiğimi düşünün. Şu tabandaki mesafeyi bulabiliriz. Öyle değil mi? 10 eksi 6 bölü 2 ile buluyorduk. Dolayısıyla 4 bölü 2'den 2 birim diyebiliriz. Burası 2 ise arkada kalan mesafe 8 birimdir. Burada da bir Pisagor, pardon, Öklit bağlantısı kurabiliriz. Buna h dersek, şekli biraz uzaklaştırırsak h kare eşittir. Bunu üçgen özelliklerinden hatırlıyoruz. H kare eşittir 2 çarpı 8. Tabanda ayırdığı 2 uzunun çarpımına eşit. Bakın dikten dik iniyorsa. Buradan h kare eşittir 16. Buradan da h eşittir 4 diyebiliriz. Demek ki yüksekliği 4'tür diyebiliriz. Devam ediyorum. Geldik dik yamuğa gençler. Yan kenarlardan biri tabana dikse bu yamuğa dik yamuk diyoruz. Aynı buradaki gibi dikkat edin. Kenar dik. Başka herhangi bir özel bir özelliği yok. Devam ettim. ABC'de bir dik yamuk. Dikkat ederseniz. ABCD'ye paralel. AD AB'ye dik. DC uzunluğu 4 santim, AD uzunluğu 12 santim, AB uzunluğu 13 santim ise BC kaç santim diye sormuş. Şimdi şekle biraz yaklaşıyorum. Yukarıdan aşağıya bir dik çektiğimi düşünün gençler. Dolayısıyla 4 ise şu taban 4 olur. Geriye 9 kalır. Burası 12'dir. Dikkat ederseniz şurada bir dik üçgen var. Dik üçgeni kullanacağız. O üçgeni istediğiniz tarafta yapabilirsiniz. Mesela 9 aslında 3'ün
3 katı 12. 3'ün 4 katı. Bakın birisi 4 katı, birisi 3 katı. Demek ki bu x de 3'ün 5 katı. O halde x eşittir 15 diyebiliriz. Tamam. Devam ediyorum. Dikyamun özellikleri. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bakın dikyamun köşegenlerine baktığımız zaman dik kesişiyor. Zaten ACBD'ye dikse diyoruz. Arada kalan şu yüksekliği bulurken h kare eşittir a çarpı c özelliğini kullanıyoruz. Böyle bir özelliğimiz var. Ha, ispatlanabilir özellikler ama şu an hani buradan ispatlayabilmem çok mümkün değil. Hani online derste belki bunu yapabiliriz. Devam ediyorum. ABC'de dik yamuk, AB BC'ye paralel. AB BC'ye dik, BD de AC'ye dik verilmiş. AB 4 santim, BC 2 santim olduğuna göre DC kaç santim diye sorulmuş. Şekle yaklaşacağım. Kalını biraz küçültüyorum. Şimdi bakın. Şuradan hatta şu mesafeyi de bulabiliriz. Değil mi? Buna h dersek. H kare eşittir. Az önce bulduğumuz formül. H kare değil, özür dilerim. Alanını arttıralım da sileyim. Rahatsız etsin. Pardon gençler. Kalemi alalım. H kare. Pardon, gene H kare diyoruz. H çarpı 2 eşittir 4'ün karesi. Buradan 2h eşittir 16, h eşittir 8 diyebiliriz. Bakın aradaki kalan mesafenin karesi diğer ikisinin çarpımlarına eşit. Bundan sonra şuradan bir dik çekersek zaten burası 2 birim. Bütün h 8 birimdi. O halde geriye 6 birim kaldı. Tabanda 4 birim ve istenilen üçgeni görebiliyoruz. Bakın. Şuna bakarsak aslında rahatlıkla x'i bulabileceğimizi görüyoruz. Burası dik çünkü. Bu durumda x kare eşittir 6'nın karesi artı 4'ün karesi diyebiliriz. X kare eşittir 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16, x kare eşittir 52. Her iki tarafın kare kökünü alırsak gençler, x eşittir kök 52 olur. 52 4 çarpı 13 gibi düşünürseniz bu durumda 2 kök 13 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Geçiyorum gençler. Geldik sıradaki soruya. ABC'de bir dik yamuk. DA AB'ye dik. CE CB'ye dik. CE uzunluğu CB'ye eşit verilmiş. Buna göre x kaç santimdir diye soruyor. Şekle yaklaşıyorum. Şimdi bakın tepeden bir dik inelim yine. Dikindik. Şu açıya A açısı desek. Şuna B açısı desek. A ile B'nin toplamının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. O halde şunu da söyleyebiliriz. Sonuçta şu mesafenin komple dik olduğunu biliyoruz değil mi? Tamamen. Demek ki şu açı A açısı diyebiliriz. O halde burası B açısı diyebiliriz. O halde buna da A açısı diyebiliriz. Şimdi şu lazım olmayan yeri siliyorum. Şunu sildim. Kalemi aldım tekrardan. Dikkat ederseniz bakın artık
İki tane benzer üçgenimiz var. Siyahla gösteriyorum. Bir şurada AB 90 derece üçgenimiz var. Bir de burada AB 90 derece üçgenimiz var. Ve bunların bakın açıları aynı, hipotenüs uzunlukları da aynı. O halde bunlar eş üçgen. B açısının gördüğü kenar 2 ise B açısının gördüğü kenar 2'dir diyebilirim. Dikkat edin, şu yükseklik 6. O halde burası 6. O halde A'nın gördüğü kenar 6 ise A'nın gördüğü kenar 6 diyebilirim. Bu durumda taban 6. Bütün x 6 artı 2'den 8 diyebiliriz. Tamam. Devam ediyorum. Geldik sıradaki soruya. ABCD'de bir dik yamuk. DA AB'ye dik. CE EB'ye eşit. DC 8. AB 16. AE 13 santim. Yamuğun yüksekliğini bulunuz demiş. Şimdi bakın. Şu eşitliği kullanalım gençler. Şunu uzatalım. Şunu uzatalım. Sonuçta bunlar eşitse şu 16 birimlik mesafe şuraya eşit. 13 olan mesafe şuraya eşit. Ve dikkat ederseniz burada bir üçgen oluştu aslında. Öyle değil mi? Üstelik bir dik üçgen. Yan tarafa çiziyorum. Şimdi şu uzunluk toplam 24 birim. Burası 26 birim. Şurası da yamuğun yüksekliği, yani x diyelim. X olsun. Aslında bu 5, 12, 13 üçgenin iki katı. Dikkat edin. 5, 12, 13 üçgenin iki katını alırsak 10, 24, 26 üçgeni. Bakın 24, 26 var. O halde bu x neymiş? 10'muş diyebiliriz. Tamam. Devam ediyorum. Alıştırmalara geldik gençler. Bu ders bu kadar olsun. Bir sonraki ders devam ederiz. Herkese iyi çalışmalar.